Arkadaşlardan gelen sorular var. Onları bir sorayım. Simge'ye soruyorum demiş. İkileme sever mi? Mişmiş, Bip Bip şarkılarının adı. Öyle mi gidiyor diyor işte. Ya yani bundan sonraki parça da böyle mi gelecek Yok, diyor. bundan sonraki şarkının ismi bir ikileme değil ama bunların hepsi birer tesadüftü. Şarkıları ben yazmadım. O yüzden de bu şekilde çıktı. Yani miş 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 de muş 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 deyince biz adının miş miş olmasını uygun gördük. Aslında elveda klişesi olacaktı. Ama ne bileyim şarkının öyle Klibi de kim olmasını çektiyse istedik. ona da tebrikler. Nihat Çok Odabaşı'na güzel. çok teşekkür Çok ediyorum güzel miş klip. için Evet. buradan. Her anlamda çok güzel bir iş Peki oldu. Öykü'ye bir soru var. O kürek kemiğini nasıl yaptı diyor bir arkadaş. Bir göstersene şunun kenarından o kürek kemiği. Gerçekten çok acayip. Ben öyle bir Şu. yakından bakıyorum ki ama. Şöyle. Yüzerek 15 sene kadar. Yüzücü müydün? Evet. 15 sene. Milli takıma Evet seçilmişsin, evet doğru mu? milli yüzücüydüm. Zamanında işte çocukluğum, ergenliğimi yaşayamadım bu sebeple. Şimdi yaşıyorum. Demet Akbağ, herkes beni size benzetiyor. Sizce cidden benziyor muyum demiş. Didem Şen, Acaba. nerede? Didem, görün. Aa, uzaktan. Bakayım. Vallahi Ben benziyor. görmüyorum. Bak, oradan bak, bak, Benziyorsun. şeyden bak. Monitörden var. Bak, bir yan dur, biraz daha. Bilmiyorum. Aa. Biraz daha dön. Bana da benziyorsun dönünce. Böyle, hepimize böyle sıraya döndükçe de... İdemciğim memnun musun? Aman tamam oldu o zaman. Aman ne güzelsin. Güzel bir kadına Tamam benziyorsun. evet sen de güzelsin. Ben beğendim yani bu Evet. Oyunculuk dışında hayatta yaptığınız en iyi şey nedir? Fatma Köroğlu sormuş. Senin hemşirelik. Galiba. Yemek, başka bir şey. Yok Evli yemek. misin? Bekarım annem yapıyor. Bekarsın. Annem yapıyor Ha, yemekleri. annen yapıyor. Buray. Buray. Ben balık tutarım ya, balıkçıyım ben. Balık tutarsın. Bu arada Melbourne'de yaşıyor. Avustralya'da yaşıyor. Simge, hayatta bu yaptığınız işin dışında en iyi yaptığınız iş. İyi ev hanımı olmak falan yani. Ha. Hiç belli dışarıdan Hiç belli değil. bakıldığı gibi değil ama yani işte. Domestiğim de diyorsun Evet yani. yani çok böyle temizliğine düşkün değil ama çok böyle misafirperver hemen böyle hiç oturmam biri geldiğinde. Koşarım bir yere gittiğimde mutfağı tencereleri yıkarım. Aa ne yaptın diye şaşırırlar. Emeli sağlam Evet. almışız. Öykü Serter bu kavgalara Demet Akbağ. Demet Akbağ yaşlılığını bedelli mi yapıyor, niye hiç yaşlanmıyor demiş. Güzel soru. Yaşlın Numan Babacan. Demet Akbağ yaş... Bedelli mi yapıyor, güzelmiş. Demet Akbağ neden hızlı konuşuyor? İbrahim Halil. Hızlı mı? Hızlı mı konuşuyorum ben? Yok. İbrahim söylemiş, ben katılmıyorum İbrahim, zaten yani öyle bir hızlı mı şey. konuşuyorum? İbrahim nerede? Evet, çıkmaz ortaya senin bu tavrından sonra. Çıktı çıktı bak orada. İbrahim, şimdi beni net olarak duyabiliyor musun? Yavaş yavaş konuşuyorum anlayabilmen için. Yoksa senin hızlı konuşulduğunda Türkçeyi anlayamamak gibi bir sorunun mu var? Nasıl Harika. oldu? Aceleciyim İbrahim, aceleciyim. Hayat kısa. İşimiz çok. İşimiz çok. İbrahim kapak herhalde. Sıkıntı yok, oturmuştur herhalde yerine. Bir sorun yok. Bir daha böyle şeyler yazmayın. Bakın sonra yeriniz belli olunca mahcup duruma düşüyorsun. Buray, aşkın için yaptığın en büyük çılgınlık neydi? O neler yapmadım ya. Hiç göstermiyorsun ama. En büyük çılgınlık. En büyük çılgınlık. Londra'dayım. Kız İsviçre'de. Evet. Gecenin dördünde kafam attı. Kavga etmişiz. Ceketimi aldım, cüzdanımı aldım. Kafa da kıyak. Yola çıktım. 18 saat tren yolculuğu. Kızın penceresinin altında. Londra'dan İsviçre'ye, İngiltere'den Londra'dan İsviçre'ye İsviçre'ye 18 saat gittim. trenle gittim. Tabii yolda ayılınca sen fark ediyorsun ne yaptım Allah'ım falan. Geri döneyim desen ülke Geri döneceksin. dönemedim. Gittim penceresinin altında ve edik. Gitmiş sabah. göremedin mi bir de yoksa? Ne Gitmişken oldu? gördün inşallah. Elimde çiçekler. Saat 7'de okula gidecek, onu biliyorum. İşte kar kapının önünde açtığında ben çıkacağım. Aa falan filan böyle bir işte ne romantik deyip barışacağız güya. Kim çıktı? Dışarıda bekledim. Sabah 7'ye kadar bekledim. Buz gibi hava, dondum. Gelmedi.
Ondan sonra ceple aradım. Neredesin? Ben dedi arkadaşımda kaldım. evde değilmiş bile. Aa, kızı göremediğinde geldin. Göremedim. Evde arkadaşlar sonra verildi herhalde kıza. Sonra bu da sana ders olsun. Öyle 18 saat yol. Bir de kapının önünde bekletmediğinde elini şöyle yaptın. Çiçekle mi gitmiştin? Ya önce pencerenin altında bekledim. Ama şimdi dedim bu hangisiydi? 1, 2, 3, 4 bilmiyorum. Kardeşim önce telefon etsene ya. Telefon etmeden gidilir mi? Ama o zaman sürpriz olmaz. Sürpriz yapmış. Demetçiğim beni sevdiğine haykırır mısın demiş. Kim bu? Arkadaş? Evet, ismi de yok. İkiniz mi? Yok, haykırma. Ben gördüm onları. Boş ver. Hani haykırılacak gibi değil yani. Peki.